konusunda da Hristiyanlar ve Yahudiler ihtilafa düştüler. Onlar, yani Yahudiler, Beytül Makdis'e yönelerek namaz kılarlar. Hristiyanlar ise doğuya yönelerek namaz kılarlar. Biz ise, yani İslam ümmeti olan kimseler, Kabe'ye yönelerek. Müslümanların kıblesi, kıblelerin faziletlisidir. En önemlidir, en üstünüdür. İbrahim aleyhissalatu vesselamın kıblesidir. İbrahim konusunda da Hristiyanlar ve Yahudiler ihtilafa düştüler. Yahudiler dediler ki, İbrahim aleyhissalatu vesselam Yahudilerdendir. Hristiyanlar dediler ki, hayır, Hristiyanlardandır. Allah onlara cevap veriyor, diyor ki, مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ İbrahim aleyhissalatu vesselam Müslüman idi. İslam'a inanan, Allah'ı birleyen, Allah'ı mabud edinen, Allah'a şirk koşmayan değerli bir peygamber. Peygamberlerin babasıdır. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden değildir. Siz ey Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'a şirk koşan kimselerdensiniz. Dolayısıyla İbrahim sizden olamaz. Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam konusunda da Yahudiler ve Hristiyanlar ihtilafa düştüler. Yahudiler onu yalanladılar. Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam'ı yalanladılar. Hristiyanlar ise ilahlaştırdılar. Allah'ın oğlu dediler. Ama İslam ümmeti o Allah'ın peygamberidir, Allah'ın kuludur. Allah'ın ruhudur, Allah'ın kelimesidir. Bu şekilde Allah Celle Celaluhu Meryem'in oğlu olan Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam'ı bizlere bildirmektedir.